Kanuni Sultan Süleyman, 1. Süleyman, Süleyman evvel Osmanlı dönemindeki ismiyle. Muhteşem Süleyman. Muhteşem Süleyman. Birçok ünvanı, lakabı var. Rivayete göre doğduğu zaman Kur'an-ı Kerim'den bir yer açmışlar. Orada Hazreti Süleyman ismi geçtiği için ismi Süleyman ismi verilmiş. Daha sonra Avrupalılar o dönemde Büyük Türk diyorlar ona. Yani 16. yüzyılda denilen Büyük Türk, Büyük Türk diyorlar. Daha sonraki dönemlerde Muhteşem Süleyman diyorlar. 17. yüzyılın sonlarında meşhur Kantemir var ya. Dimitri Kantemir kanuni unvanını üzerine yapıştırıyor ve o kalıyor günümüze. Yani bizim verdiğimiz ama bize Batı'da pek kanuni kullanmıyor. Hep biz de kullanmıyoruz aslında. Kantemir vermiş bunu. Yani Kantemir'den sonra bizde de yaygınlaşmış. Yani Kanuni Sultan Süleyman diye orada Muhteşem Süleyman Batı'da daha çok kullanılıyor. Kendi döneminde de 1. Süleyman'da. Yani birçok padişahın lakabı, unvanı Fatih gibi kendi Fatih döneminde Ebu Feth diyorlar. Veyahut Yıldırım Beyazıt'ta Yıldırım Beyazıt diyorlar ama çoğu padişahın unvanı sonraki tarihçiler tarafından verilmişti. Mesela Sarı Sebebi diyor, Avcı Mehmet diyor. Deli İbrahim diyor. Bunlar sonraki tarihçiler tarafından ama Kanuni'ye 17. yüzyılın sonlarında aldığı bir unvan. Şimdi Erhan sana şunu sormak istiyorum. Çünkü bu diziyle ilgili en büyük hassasiyet özellikle bu cinsellik meselesinden oldu. Eyvah, bir şey geliyor. Kanuni ile ilgili Hürrem'le Kanuni arasındaki yatak odası şeylerini nasıl bilebiliriz? Yani, onları bilemiyoruz. Ya tamamen bu kurgu oldu. Senaristin kurgusu tabii yani. O kurgu. Hayır, şimdi mesele şu zaten. Ama bu böyle şey olmuyor mu? Kör göze parmak olmuyor mu o zaman? Hayır, orada zaten Kanuni'nin kaç eşi olduğu bile belli değil. Yani şimdi 3 eşini kesin biliyoruz. Çocuktan dolayı. İkisinin çocuğu, birinin çocuğu olmuyor. Gülfem Sultan'ın çocuğu olmuyor. Hürrem Sultan, Gülbahar Mahidevran. Üçünü kesin biliyoruz. Gülfem'in çocuğu yok. Bunların haricinde Kanuni'nin 6, 7... 9 tane var. 9 ile 12 arasında değişiyor. Hı. Mesela 2 oğlu daha var. Ufak yaşlarda ölüyorlar. Bunlar muhtemelen Mahidevran'ın çocuğu değil. Bunlar Mahmut'la Murat. Bunların da 2 tane annesi olması lazım. Bir de kızı ölüyor isimsiz. Daha sonra bir kızı daha ölüyor. 3-4 tane daha çocuk çıkıyor. Yani 12'ye kadar çıkıyor. Bu en az 5 veya 6 tane eşin olması lazım. Yani en az. Yani o işte orada bile çıkaramıyorsun. Mesela iki şehzadeyi nereden biliyoruz? Daha sonraki ölen o sırada Sefer var da. Sefer Ruznamesi var Münşahat-ı Selahattin'in içinde Feridun Ahmet Bey'in. Orada işte padişahımız Belgrad'dan dönerken Mahmut isimli oğlunun vefat haberi geldi, Murat isimli oğlunun vefat haberi geldi diye haberler geliyor. Şimdi bu o da olmasa onu da bilemiyoruz. Mesela bir yerde bir kız oluyor, isimsiz bir kızı öldü diyorlar. Şimdi bunların eşlerinden hiçbir zaman bahsedilmez. Hatta şeydir bazı harca hasta defterlerine ben bakmıştım zamanında. Ne defteri? Harca hasta defterleri, bu ne sarayın masrafları ile ilgili defterler. Hürmetten şeylerin isimlerini yazmıyorlar. Padişah kızlarının eşlerinin isimlerini yazmıyor. İsimsiz yani yazıyor da duhteri bilmem kim diyor. Sultan Selim diyor. Ya ismi ne? Yani padişahın bir kızı olduğunu biliyoruz. Ama kim olduğunu maalesef bilemiyoruz. Hatta şeydir mesela bu zamanında bir hanedanlarla ilgili kitap çıkarmıştı Yılmaz Üstün'a. Orada çocuğu biliyor. İsmini bilmediği için Fülan Fülane diye yazmıştır. Evet. Hatırlarsın yani o çünkü... Biliyorsun 10 tane çocuğu var ama 5'in ismi var, 5'in ismi. Kanun da böyle. Yani o kadar çocuğunun ve eşlerinin isimleri bile maalesef bilinmiyor. Haremle ilgili de artık o tamamıyla dediğim gibi onları zaten ilişkilerini vesairelerini bilme ihtimali yok. O yüzden de yani insanlar dizi seyredince bu tarih değildir diye karşı çıkıyorlar. Ya tabii o... Ya çünkü onun bir belgesel olmadığını siz bas bas bağırıyorsunuz tabii. Ama... Ya şimdi o tabii bizde şu oluyor. Bizde aslında işin ilginç tarafı şu, hadi desen ki daha önce belgeseli çok seyrettiler. Türk milleti belgesel seyrede o kadar tarih öğrendi ki bu belgeselle diziyi karıştırıyor. Belgesel diyor maalesef. Bizim ülkemizde... Ceza olarak veriyor belgesel ya. Benim o malum mesleği telaffuz ettiğim için sizin yüzünüzden 17 dakika, 17 defa falan. Biliyorsunuz ceza olarak belki Rütük buraya belgesel koyacaktı. Sanki ceza yani belgesel. Ay. Ama o da iyi bir şey. Hayır Rütük oynasın da çekinmiyor ki. Harma ceza olarak belgesel koyması komik bir şey. Ya kanuni konuşuyordunuz şimdi. Ama ne yapacaksın? Başka türlü seyretmiyor millet. Veya koymuyor televizyonlar. Yani koysa da sanki seyrediliyor mu? O da başka bir şey. Ama yok yani bizde mesela tarih belgeseli yok. Yapılmıyor. Mesela şimdi deniliyor ya. Çok işte abi. Şöyle kılıç kahramanlıklarımızı falan. Erhancığım kanuni konuşalım. Kanuniye gelelim. Yok.
şöyle belgeseller yapalım filan. Limon yapım var mesela, siz de biliyorsunuz. Senelerdir bir belgesel hay çıkacak parçalarla ilgili. Doğru dürüst kaynak bulamadık ya, Koç. Şey de diyemiyorum biliyor musun? Haklısınız Sayın Bakanım da diyemiyorum. O hayal de gitti. Artık. Gitti mi? Öbür tarafta oldu yani. Aynı Spielberg gibi yapma o işi de. Evet. Ben burada sana ne dedim? Kanuni. Siyaset sen. Eren bıkmış. Bak, bir dahaki galiba. Temmuz ayında bıktım. Temmuz ayında biliyorsun siyasete giriyor. Ve Allah'ım ya. Geyik yapmayalım. Kanuni konuşacağız. Evet. Hürrem Hanım diyorum. Perin Hanım. Yazarlardan biri. Çok mu aşık olmuş şeye? Yazarlardan biri çok güzel söylüyordu. Bir ferdi vahid yoktur ki diyor. Muhteşem Süleyman'dan bahsetmesi. Zaten bir Süleyman demeyelim, Süleyman diyelim. Süleyman mı diyeceğim? O replik. Şeye çok güldüm. İçeri giriyor Kanuni. Hürrem diyor. Öteki Süleyman diyor. Sahne şey. Ahmet, Fadime. Muhabbetlerine ne karışıyorsun? Efendim? Dil konusunda mesela kelimeler konusunda titizlik yapılıyor mu? Ya şimdi biliyorsun. Mesela rapor kelimesi var mıydı o dönem? Rapor? Bugünün diliyle konuşuyor. Evet. Şimdi diyorlar niye Osmanlıca konuşmadık? Osmanlı çok, sanki çok anlıyorlar ya yani. Ama isimlerde Osman yani Süleyman bugün insanlara size mesela komik geliyor. Çünkü Süleyman duyunca yadırgıyoruz yani, tabii ki. Efendim? Muhibbi yani Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a olan hissettiği aşkının belgelerinden biri. Müsaade ederseniz şu gazelini okuyacağım. Kanuni'nin Hürrem'e yazdığı gazel. Ve bütün şeyi imparatorluğu feda etmiş gibi. Evet. Ki, gazel konusunda en çok gazel yazan şairlerden bir tanesi öyle değil mi? Sayı olarak yok. Çok fazla gazeli var. En çok yazanlardan biri olamaz sanırım. Ne, 2000'le yakın yok mu divanında? Divanlık gibi ne yapacaksınız? En çok yazanlardan bir tanesi dedim yani. Yani 2000 küsur yani, gazel Mevlana bayağı. Mevlana kategori dışı yapıyorsun. Celisi halvetim varım, Habibim mahı tabanım. Enisim mahremim yarım, güzeller şahı sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı kevserim, adnim, baharım, behçetim, ruzum, nigarım, verdi handanım. Neşatım, işretim, bezmim, çerağım, meyirim, şemim, turuncu narım, narencim benim, şem-i şebistanım. Portakal, ya portakal yok ya, turunç o zamanki. Nevatım, sükkerim, gencim, gençlik hazinedir. Cihan içinde bir rencim, azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısrağındaki hanım. Şimdi bakın, Erhan okumadan dinlerse biraz şiir dinleyecek mi? Nadir olarak hayatında. Sayende çok dinledik. İstanbul'um, evet. Karaman'ım, diyarı milketi Rum'um, Bedehşan'ım, Bedehşan'ım Kıpçak'ım, Mubadad'ım, Horasan'ım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pir fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet heyna Müslümanım. Şimdi buradaki, bunu konuşalım. Enteresan bu. Şimdi bakın, koca padişah, Cihan Padişah'ın ettiği lafa bakın. Kapında çünkü meddahım. Seni met ederem daim. Meddah dediği oyuncu değil, met eden. Yürek pürgam, gözüm pürnem, muhibbim, hoş halim. Şimdi, hey na Müslümanım dediği nedir burada? Gayrimüslimim. Çıkmıyor mu? Hala teslim olmadın bana diyor. Müslüman aynı zamanda Müslüm teslim olandır. Hmm. Bağlanan. Bunu anlamıyor. Kölem değilsin yani diyor. Yani hala diyor bana bağlanmadın diyor. Onu kastediyor. Fakat bütün şehirler neredeyse saymış. İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım, ilketi, Rum'um, Bedehşan'ım, Kıpçak'ım, Bağdat'ım, Horasan'ım. Horasan almamıştı ama. Horasan bizde değil zaten. Bizde değil zaten. Ama en önemli yerler sayıyor. Bağdat'ı, İstanbul'u evet. Sayıyor. Yani o en önemli şehirler sayılıyor. Peki bu, daha önce de konuştuk. Kanuni bir yerden mi esinlenmiş bu şiiri yazarken? Şeyin çiğine çok benzer. Buna intihali humayun demek lazım. Şeyin, neresi yüzülen? Seyit Nesim'i. Seyit Nesim'e çok benzer. Onun da mı var böyle? Böyle çok güzel bir şiiri vardır. Hatta rahmetli Ali Hoca Ali Alpaslan
aslında şeydi, edebiyat tarihçisiydi. Hatta hat üstü adam edebiyat profesörüydü asıl mesleği. Yahu diyordu, bu kadar da alınmaz. O kadar mı benziyor? Çok benzer. Tabii o şeyler, İstanbul, Horasan onlar yok içinde ama çok benzer. Ama Halil iyi şair olarak kabul ediliyor. Bir iki mısrağı güzeldir, Berceste gibidir. Halil Hoca'nın de bu şekilde ondan ilham alarak yazdığı bir gazel vardır. Mesela? Halil İnalcı'nın. Evet, onu bir iki hafta sonra tek de okumuştum. Halil Hoca ile beraber bir program yapacağız, teşrif edecekler. Bu kitap çıkınca orada kendisi okur. İşte halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmayan devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Olsa kumlar sargışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çah içe bir saat gibi. Çok güzel şey ödedim. Doğru, bu şeydir tam dediğim, perceste olan bu. Efendim? Devamlı söylenen bir de, halk içinde. Bir de meşhur bir şiir vardır. Yazdı. Onları konuşacağız. O daha dehşet. Onlar çok acayip. Bir çok bilinen bir gazel vardır. Daha doğrusu bir beyit vardır. Kimin olduğu konuşulmaz, Kanuni'nindir. Sanma haletin Mecnun'a bir divanedir. Açma aşkın sırrını Ferhade. Kim efsane de bu Kanuni'nindir. Ya bir de dönemi düşünsenize, Baki, Fuzuli, ne acayip adamlar var. Hakikaten efendim, muhteşem yüzyıl. Hayır, yanlış şey değil ki bak. Kaptan Mimar Derya, Sinan, Hayrettin Kaptan Derya, Barbaros. Vezir Azam, Rüstem Paşa, Sokollu Mehmet Paşa, Osman Tanrı ne muhteşem vezirleri. İbrahim de sonuçta. İbrahim Paşa. Mimarı Sinan, Şeyhülislam Ebu Suud, şairleri Baki ve Fuzuli. Yani imparatorluğun yanında... Ne eksik? Ne eksik? Müzik yok. Yok mu? Bilinmiyor. Var, bilinmiyor. Bilinmiyor, bilinmiyor. Vardır ama bir şey. Kalıcı bir şey yok ama. Mesela Hürrem Sultan bu gazel yazıldığı vakit Hürrem Sultan 50 yaşında. Kanuni kaç yaşında? Kaç yaşında? 60'ı geçmiş. Hürrem 50 yaşındaymış bu yazıldığında. Hürrem 52 yaşında ölüyor zaten. Ölümden az önce. 50-52 yok ki. Yani. Ne umarsın ey gönül ol gözleri cellattan. Günde bir kez kanide, hazide ol feryattan. Yani ey gönül diyor. O cellat gözlüğünden ne ümidi diyorsun ki diyor. Bir günde 1000 defa kan döküyor ve o kanını döktüğü kişilerin feryatlarından da zevk alıyor bu kadın.